Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onaylamış. Buse bize aktaracak ayrıntıları Buse. Hülya Kenek, Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı incelemiş ve değerlendirmelerini yapmıştı. Yeni müfredat kurulun onayından geçmişti. Ve bir son dakika gelişmesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından müfredat onaylandı. Ve bu kapsamda İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında müfredat değişecek. 26 Nisan'da taslak müfredat kamuoyuna açılmıştı ve 10 Mayıs'a kadar askıda kalmıştı. Müfredata ilişkin 67.284 görüş ve öneri gelmişti. Talim ve Terbiye Kurulu da görüş ve önerileri tek tek inceledi ve yeni müfredatı onayladı. Ve yeni müfredat taslağı 1.662.780 kez görüntülendi. Taslağa öğretmenlerden 38.865 görüş ve öneri geldi. Sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28.419 görüş bildirdi. Yeni müfredat gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli bir şekilde uygulanacak ve yeni öğretim programları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin onayının ardından da bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açıldı ve yeni müfredat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylanmış oldu. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretim Genel Müdürlüğü'nce 7 dersin öğretim programı 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunulmuştu ve 10 Mayıs'a kadar askıda kalmıştı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında müfredatta aslında yapılan değişiklik yeni müfredatta onaylanmış ve bundan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde aslında açılmış oldu. İnternet sitesi üzerinden vatandaşlar, veliler de ulaşarak aslında yeni müfredatı görebilirler. Müfredat için görüş ve önerilerin %58'i öğretmenlerden, %42'si ise diğer paydaşlardan gelmişti. Gelen görüşlerin 1/3'ü ortak metne, 1/6'sı ise okul öncesi eğitim programına yönelik olmuştu. Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildi. Ardından da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayına sunuldu ve Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı. Sağ olasın Buse, teşekkürler.